Biz ve Çocuklarımızın Kitapları başlığıyla Sayın Doktor Fatih Erdoğan konuğumuz olacak. Ben onu kısaca tanıtmak istiyorum ama biraz onun da iznine başvuracağım. Kendisinin sitesinde yer alan özgeçmişinden faydalandım. Oradan biraz ödünçledim sözcüklerimi. Diyor ki 23 Nisan'da doğmuş Fatih Erdoğan. Önce onu belirtmek lazım. Sanki kaderi biraz o gün yazılmış aslında. Çünkü çocuk bayramında doğmanın getirdiği bir tür esenlikle, çocuk yazınıyla yürek yüreğe, kol kola geçirilen koskoca bir ömre bir yığın yapıt sığdırmış. Boğaziçi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 1980 yılında Mavi Bulut yayınlarını kurmuş. Bunu şöyle anlatıyor, çok güzel, çok hoşuma gitti. Mühendislik hesap kitap işi dediler, hesap işi kitap işi dediler. Ben ikinciyi seçtim diyor Sayın Fatih Erdoğan. İyi ki ikinciyi seçmiş. Bu sayede biz 40 yıllık birikimiyle çocuk yazınımızın en köklü, en iyi nitelikli ürünlerini çıkaran yayın evlerinden birine sahip olmuş olduk. 1990-2000 yılları arasında çocuklar için ilk edebiyat dergisi Kırmızı Fare'yi çıkarmaya başlıyor. Harika bir kadroyla çıkan bu dergi tutkuyla sürdürülen bir çalışmayla 10 yıl boyunca tüm ekonomik sıkıntılara rağmen varlığını sürdürüyor. Geçen yıl Onur Ödülü, Muzaffer İzgü Emek Ödülünü alan çizerimiz Mustafa Delioğlu da geçen pazartesi günü de konuk olmuştu biliyorsunuz. Bu derginin çizimlerine imza atıyor. Bu arada Fatih Erdoğan arı gibi hiç durmuyor. Çocuk kitapları yazıyor, nicesini çeviriyor ve sayısız kitabın editörlüğünü üstleniyor. 1994'te de Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'ni kuruyor. Efendim yine özgeçmişle bağlamak istiyorum izninizle. Diyor ki özgeçmiş olarak metninin sonunda Sayın Fatih Erdoğan, işte bu kadar. 60 yaşımı çoktan bitirdim, yolun yarısı eder. Bundan sonra bu yaşam öyküsü satırlarının sonuna başka neler ekleyeceğimi sormaya kalkmayacağınızı umarım. Kim bilebilir? Bugün, şimdi, tam bu anda mutluyum ve bu da bana yeter. Yarın mı? Kara bir duman gibi demiş ya Nazım. Dağılsın diyorum ben de hatıram rüzgarda. Efendim, hoş geldiniz Fatih Öğretmenim. Hoş bulduk. Sesim geliyor umarım. Evet geliyor. Sizi bu sözlerle öncelikle selamlamak istiyorum ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir selamlamaydı. Mutlu oldum. İşin doğrusu kendimi çok yaşlı hissetmiyorum tabii ama bu hepsini ne yazık ki izleyemedim. Hep üst üste başka Zoom programlarıyla denk geldi. Ama izlediklerim ve izlemediklerimi de programdan biliyorum ne olduğunu. Benim kendimi yaşlı hissetmeme sebep oluyor. Şu nedenle çok hızlı bir ivme ile gelişti Türkiye'de çocuk edebiyatı. Yani tam 40 yıl önce, 41 yıl oldu bu yıl. 40 yıl önce, 41 yıl önce başladığım sıradaki çocuk edebiyatı gerçekliğiyle, çocuk edebiyatı dünyasıyla Türkiye'deki bugünkü arasında asırlar var gibi geliyor bana. Çok hızlı bir gelişim çünkü. O da tabii sanki 40 yıl değil de 80 yıl önceki bir süreçten söz ediyormuşuz duygusu uyandırıyor içimde sık sık. Dolayısıyla evet az önce sizin de aktardığınız gibi şu anda tam da şu anda biraz da bu nedenle çok mutluyum. Yani bakar mısınız konuşulan konulara az önce mesela bir Özge Hanım'ın resimli kitap üzerinden felsefeyi bağlayan bir yaklaşım. Ben deselerdi böyle bir şey olacak 40 yıl sonra. Hayal bile edemezdim daha. Resimli kitap doğru dürüst yokken Türkiye'de bunların olabileceğini düşünmek imkansızdı. Gerçekten o açıdan çok mutluyum. Ve sizin de bu etkinliği her şeye rağmen üstelik daha artan bir katılımla sanıyorum Zoom üzerinden 7 yıldır 7.'si olduğunu söylediniz. Daha öncekilerde de lütfen İzmir'e gelerek katılmışlığım var. İzlediğim bir süreç. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok şey kattığını düşünüyorum ve şimdi içindeyiz fark etmeyeceğiz ama bir süre sonra geriye baktığımızda bu yaptığınız şeyin ne kadar önemli olduğunu siz de fark edeceksiniz. Eğer fark etmeyenleriniz varsa şu anda. Kesinlikle. Şimdi benim konuşma konumu daha doğrusu bugünkü bir saatimizin konusu olarak atölye. Alt başlığı verildiği için ve atölyede de bir şeyler yapıldığı için bize bir şeyler yapmak zorundayız. Yani işte bir seramik atölyesi olsaydı çamuru alıp biraz mıncıklayıp döndürüp şekil verip bir forma büründürecektik. Ve işte yaptım diyecektik, sanat diyecektik, şey diyecektik. Fakat burada tabii çocuk edebiyatı söz konusu olunca hamurumuz farklı.
elimizde yoğuracağımız şey farklı. Ve aslında seramik yapıyor olsaydık bir ölçüde işimiz biraz daha kolay olurdu. Çünkü evet, bir yaklaşımımız var, bir form anlayışımız, şekil anlayışımız, bir vermek istediğimiz bir mesaj, bir şey var, bir görüntü oluşturmak istiyoruz ya da bir nesne oluşturmak istiyoruz. Hamuru yoğurmak, ustaca yoğurmak ve o düşünce ve duygumuzu hamura çamura daha doğrusu katmak durumundaydık. Fakat söz konusu olan çocuk kitapları olunca hayat ilk anda tahmin edebileceğimizin de üstünde zorluklar taşıyor gerçekten. Çünkü bir kere en azından iki çok büyük, devasa disiplin ile haşır neşir olacağız. Onlara geleceğim şimdi. Ama en önemlisi bu iki devasa alanı bir amaç uğruna ufukta bize bakan bir çift meraklı, akıllı göz, arkasındaki küçük gelişmekte olan beyinler söz konusu olduğu için onlara sunmak üzere yoğuracağız bu iki büyük alanı. Bu büyük alanlardan bir tanesi kaçınılmaz olarak eğitim. Diğeri de bunun tam karşısında yer alan, birçok açıdan karşısında açıklamaya çalışacağım, sanat diyelim. İçinde de edebiyat. Her iki anlamda kullanabiliriz bunu. Şimdi eğitim dediğimiz zaman tabii ki bir sistemden söz ediyoruz. Yani bir dünyanın herhangi bir yerinde bir devlet varsa, bir yönetim biçimi varsa, o yönetim biçiminin bir fikri, düşüncesi, dünya görüşü, bakış açısı, ideolojisi vardır ve o yönetim biçimi de bu ideolojinin, bu bakış açısının, bu dünya görüşünün tek tek bireylere benimsetilmesini hedefler. Bu doğal bir süreçtir, olağan bir süreçtir, hep böyledir. Dolayısıyla da bir eğitim politikası olmak zorundadır ve eğitimin de alt başlıklarının olması ve bunun da bir yazılı, ölçülü, çizili, biçili bir formu olması gerekir, bir yapısı olması gerekir. Dolayısıyla bir sistemden söz ediyoruz. Çizili bir sistem, yazılı bir sistem, belirli bir sistem, tarif edilebilir bir sistem, anlatılabilir bir sistem, tarihsel bir sistem. Yani bugün başka, yarın başka olabilir ama geçerli olduğu süre içinde dokunulmaz bir sistem. Öyle kabul edilmesi gereken bir sistem. Sık değişmesi ayrı bir konu. Hatta biraz biz de fazla sık değişmesinden yakınıyoruz. O ayrı bir konu. Ve bu sistem kitlesel bir sistemdir. Yani diyelim oradakiler bundan sonra kimya dersi olacak dediğimiz zaman Nurettin Bey'in oğlu hariç gibi bir şey ekleyemiyoruz onunla devamına. Çünkü kitlesel, herkesi kapsayan bir şey bu. Ve aslında esas olarak da aradığımız bütün yanıtlarla ilgili bir sistem. Yani bütün sorularımıza yanıt bulmakla ilgili bir sistem. Yani nedir? Eğitimi çok basitçe tarif etmeye kalkarsak, şu ana kadar dünyada biriktirilmiş olan bütün bilgilerin, ama şu saniyeye kadar üretilmiş olan bütün bilgilerin bireylere aktarılmasının sistemidir. Yani yanıtlarla ilgilenir. Sorularımıza yanıtlar bulmakla ilgilidir. Şimdi bunun karşısında başka bir sistem daha var. Bu sistemin şimdiye kadar tarif ettiğim sistemle aslında hiçbir alakası yok. Bu tarif edilebilirdi, şekli belliydi, bir sabit bir formu vardı filan. Bu taraftakinin bir formu yok, şekli yok, amorf, şekilsiz. Bu kitlesel demiştim, bu bireysel. Yani bugün Mona Lisa, La Joconde, Louvre Müzesi'ne gittiğiniz, baktığınız zaman siz başka bir şey görüyorsunuz, ben başka bir şey görüyorum, Nurettin başka bir şey görüyor. Başka türlü anlatıyor. Veya biz aynı yapıda, ya bir kitabı okuduğumuzda, diyelim çocukken bir şey alıyoruz, yetişkinken bir şey alıyoruz, daha ileri yaşlarda başka bir şey alıyoruz. Eğer okursak 3 kere kitabı. Yani sanat yapıtları böyle bir şey. Bireysel. Ancak en önemli şey şu. Sanat bizim sorularımıza yanıtlar bulmakla ilgili bir şey değil. Tersine yeni sorular bulmakla ilgili bir şey. Yeni sorular sormakla ilgili bir şey. Soru sormakla ilgili bir şey sanat. Yani aslında bu iki sistem çok alakasız. Şimdi bu iki sistemi şöyle havada tuttuk diyelim, birbirine yapıştırdık ellerimizi ve hareket ettirdik, getirdik ve bir kesişim kümesi oluşturduk. İşte şimdi bugün şu 40-50 dakikada konuşacağımız her şey bu kesişim kümesinin içinde yer alacak. Yani bir anlamda size çocuk edebiyatının, çocuk kitabının navigasyon konumunu yollamış oldum. Aldıysanız oraya gelin hepiniz. Bekliyorum.
Şimdi atölye demiştik. Atölye olduğuna göre bir çocuk kitabını oluşturmakla ilgili olacak, konuşacağız demektir. Peki bunu niye yapacağız? Biz de çocukların kitapları. Yani bizim güdümüz, amacımız ne? Neler olabilir? Çok şey olabilir. Çocuklara bir şey anlatmak istiyoruzdur. Bir bilgi vermek istiyoruzdur. Başka ne için yazmak isteriz çocuk kitabını? Yazarlık zevkimizi tatmin etmek istiyoruzdur. Hoşumuza gidiyordur. Çocuk kitaplarını seviyoruzdur. Biraz önce değer öğretiminden bahsetmişti Özge Hanım. Efendim? Biraz önce Özge Hanım değer öğretiminden bahsetmişti. Evet. Bunun içine girer. Tabii ki bunun içine girer. Aynı şekilde diyelim çocuğumuza kitap okuma başlamışızdır ve bayılmışızdır. Çok hoşumuza gitmiştir. Belki o vesilesiyle içimizdeki bir yeteneği fark etmişizdir. Onu icra etmek istiyoruzdur. Bu amaçla olabilir. Ya da çocukları, yarının çocuklarını bugünden yetiştirmek istiyoruzdur. Ona mesajlar vermek istiyoruzdur. Onları işte bir forma sokmak istiyoruzdur. Şucu yapmak istiyoruzdur. Buzu yapmak istiyoruzdur. Dünyayı değiştirmek istiyoruzdur ve dünyayı değiştirmeye çocuklardan başlamak istiyoruz. Yani böyle en yumuşağından en keskinine kadar çeşitli amaçlarımız olabilir. Bunları ben çocuk kitabı yapmaktan haz almak. Evet. Bir katılımcımız da çocuklara edebi zevk kazandırmak bir amaç olarak. Edebi zevk kazandırmak. Estetik ölçüler edinmesini sağlamak. Okuma yazma konusunda bir şey oluşturmak. Bir erken hızlı bir alışkanlık oluşturmak gibi. Bu amacı esas alalım şu anda. Yani bir mesaj vermekten çok. Şimdi çocuklarımızın kitapları derken çocukları da konuşmak lazım peki. Çocukları nereye oturtuyoruz bu durumda? Çocuklar evet tarihsel olarak çocukların bakış açısı tarihinde çok değişmiş. Yani işte çocukların çocuk olarak görülmediği bir dönemden tamamen çocukistan dedikleri bir çocuk dünyasına aşırı bir boyutta varan bir süreç de yaşanmış. Şimdi biraz sendeliyoruz, biraz arayı bulmaya çalışıyoruz gibi yani. Çocukların yönettiği bir dünyadan, yönettiği tırnak içinde dünyadan biraz daha birlikte yaşayalım dönemine doğru gidiyoruz. Daha sağlıklı bir yere doğru gidiyoruz bence. Ama sonuç olarak çocukların bizden farkı şu. Onlar kendi ihtiyaçlarını kendileri gideremiyorlar. Biz onlara yardımcı olmak zorundayız. Bütün diğer ihtiyaçlarını bir kenara bırakalım. Ama işte kültürle, sanatla buluşma ihtiyaçlarını biz sağlamak zorundayız. Çünkü onlar kendileri bunu yapamaz. O ayıklamayı, o seçiciliği yapamazlar. Buradan ama şeye gitmeyelim, biraz sonra geleceğim. Yani çocukların kitaplarını biz seçelim, onlar bizim ne seçersek onu okusun, onlar bilemez. Hayır tabii böyle bir şey demiyorum. O başka bir konu. Şimdi sonuç olarak biz bir sanatçı adayıyız ve çocuğa kitap yazmak istiyoruz. Bunu hangi amaçla yaparsak yapalım. Yani peki malzememiz nedir? Yani çocuk kitabı yazacaksak malzememiz nedir? Yazacağımız şey... teknik olarak nasıl yazacağım? Yani bir deftere yazacağız, bir kağıda yazacağız, bilgisayarımızı yazacağız, her neyse diyelim bilgisayarımızı yazacağız. Bunlar teknik yanı işi. Buralara girmiyorum. Resim dersi olsaydı diyelim işte akrilik boyayı şurada kullan, yani sulu boyayı şu ama bu değil, böyle bir şey değil. Daha düşünsel bir şeyden söz ediyoruz. Bir kere burada yetişkini de kendi içinde ayrıştırmak gerekiyor. Çocuk edebiyat alanında yaşadığımız zorluklardan biri çocuk edebiyatının çok genel olarak tırnak içinde hafife alınıyor olması. Yani kullandığım bir tabir vardır. Alt tarafı çocuk kitabı diye bir ortamda birisi bir çizer etmişti bu lafı ta 30 yıl önce. Resimler ya şöyle olsun böyle olsun derken baktı fazla titizleniyoruz. Ya niye bu kadar titizleniyorsunuz? Alt tarafı çocuk kitabı demiştir. O benim beynime böyle yapıştı kaldı. Hep kullanırım. Ama bu genel eğilim çok fazla bitmedi. Söylenmiyor, yüksek sesle dile getirilmiyor ama yaygın bir şey. Şöyle ki onun aslında sonuçlarını çocuk edebiyatının patladığı bu son 15-20 yılda şöyle yaşıyoruz. Yine çok ortalıkta kullanılan ve benim çok benimsemediğim bir tabirle söyleyeyim. Önüne gelen çocuk kitabı yazıyor tabiri. Şimdi bunu neden sevmiyorum? Çünkü bunu söyleyenler de diyelim birkaç kitabı çıkmış insanlar da aslında bir zamanlar önüne gelenlerden biriydi. Ama bugün belki başarılı oldular. Yani
Önüne gelenin kitap yazmayı heveslenmesi ve bunu denemesi yanlış bir şey değil. Yanlış olan ya da iyi yürümeyen, yürümediğinde yürümeyen şey, odaklanmamız gereken konu, filtreleme mekanizması. Yani ben deneyebilirim bir kitap yazmayı. Neden olmasın? Ama bir onun bir kitap olarak çocuğun önüne ulaşma sürecinde, o yolculukta bir takım denetim demeyelim, o da sevmediğim bir sözcük. Bir düzenleme, bir yönlendirme filtrelerinin bulunması lazım. Bir ayıklama süreçlerinin bulunması lazım. Yani ben rastgele şiir yazıp yayınlayabilirim yetişkinlere yönelik anlamında. Bir roman yazıp yayınlayabilirim. Yetişkinlerin beğenisine sunabilirim. Bunda hiçbir sakınca yok. Yetişkin beğenmezse beğenmez. Beni eleştirir, almaz. Almayarak beni piyasadan silebilir. Kitap satılmazsa ikinciyi yazamazsınız. Üçüncüyü yazamazsınız. Hevesiniz kırılır çünkü. Ya da yayın bir basmaz zaten. Bir şey kazanmıyorum der. Çocukta öyle değil ama. Çocukta editoryal filtrelerin daha titiz olması gerekiyor. Daha ince delikli olması gerekiyor. Yani o deliklerden her şeyin geçmemesi gerekiyor. Çocukla yetişkin okur arasındaki temel fark şudur. Yetişkin durumunda okur ile müşteri aynı kişidir. Yani diyelim ben Fatih Erdoğan olarak kitapçıya gidip işte İhsan Oktay Anır'ın Amat kitabını satın alıp evime gelip oturup okurum. Satın alırken ben müşteriyim. Kitabı aldım, evime geldim, çayımı önüme aldım, oturdum, okumaya başladım. O zaman da okurum. Yani bakın aynı kişiyim ben. Fakat çocuk kitabında öyle değil. Çocuk kitabında okur başka, müşteri başka. Yani çocuk kitabını çocuk okuyor ama kitabı satın alır. Tabii belli bir yaşın üstünde değil ama küçük çocuklar için. Anne baba satın alıyor kitabı çocuğa. Dolayısıyla orada bir yol ayrımı var, bir ayrılık var, farklılık var. Mesela bu farklılık yazara da bir zorluk yaratıyor, güçlük yaratıyor. Çünkü yazar anneyi mi memnun, babayı mı memnun edecek yazdığıyla çocuğu mu? Çünkü öyle uç örnekler var ki çocukların bayıldığı kitapları anne baba onaylamıyor, okumasını istemiyor. Evet. Öte yandan anne babanın çocuğumu mutlaka okumalı dediği kitapları da çocuk sevmiyor, sıkılıyor, hoşlanmıyor. Bu birçok nedenle olabiliyor. Anne baba kendi çocukluğunda beğendiği kitapların çok değerli olduğuna inanmış olduğu için okumamış dahi olsa bazen bildiği, hatırladığı kitapları öneriyor çocuğa. Bugünkü çocuk onu sevmeyebiliyor. Çünkü Fatih Öğretmenim, bu öğretmenler için de geçerli. Özellikle ben de öğretmenlik yaptığım dönemden çok iyi biliyorum. Kurulda işte öğretmenler arasında, Türkçe öğretmenler arasında özellikle kitaplar seçer ve bunları çocuklara belirli süreçler içerisinde okutmaya çalışırdık özel okulda çalıştığım dönemde. Çocukların çoğu hani seçilen kitapları onların belki beğenmiyorlardı veya işte böyle bir ya bunu niye okuyoruz şimdi diyorlardı sık sık. Şimdi orada şunu söylüyorum ben. Çocuklara söylüyorum bizzat. Bakın, öğretmenleriniz zaman zaman size bazı kitaplar önerebilir. Şunları okuyacaksınız derler. Bunu hangi amaçla yaparlar? Çünkü diyelim anlatacakları bir dersin konusunu ilgilendiren bir kitaptır. O ki, şunu buraya parantezine ekleyeyim. Öğretmenler bir çocuk yazarlarının en büyük yardımcısı. Bunu öğretmenleri övmek için söylemiyorum. Hakkını teslim etmek için söylüyorum. Öğretmenler olmasa birçoğumuzun kitabı olduğundan çok daha az satılır. Az bilinir. Neyse, kapattım parantezi. Öğretmenleriniz size bazen kitaplar önerebilirler. Çünkü derste onları kullanacaklardır. O kitapları okurken ay sıkıldım okumayacağım deme hakkına sahip değilsiniz. Size eğitimin eğlenceli olacağını kimse vaat etmedi. Böyle bir şey yok. Eğitim aslında özü itibariyle sıkıcı bir şeydir. Onu eğlenceli hale getirmeyenler de, o getirmeye çalışanlar da, o ele öpülesi öğretmenlerdir. Her türlü tırnak içinde şaklabanlığı yaparlar ki siz sıkılmayın diye dersler. Şimdi dolayısıyla o kitaplar için size okumayın, sıkılıyorsanız bırakın. Bunu söylemiyorum. Ama sizin kendi özel hayatınızda, babanızla, annenizle kitapçıya girdiniz, kitap seçiyordunuz falan. Yok işte bir kitap ödül almış, bunu mutlaka oku. Ya da şu kitabın yazarı şöyledir, şunu mutlaka oku diye ona izin vermeyin. Canınız ne istiyorsa onu okuyun. Bir kitabı okumaya başladığınızda sıkıldıysanız bırakın. Bu kitaplar için kitap seçme özgürlüğünüzden söz ediyorum. Öğretmeninizin ders, o bir ders aracı. Farz edin, biyoloji dersinizin mikroskop o. Onu okuyacaksınız. Sıkılsanız da okuyacaksınız. O ders çünkü. Öyle bir ayıklama yapabiliyorum kafamda ben bu konuda. Şimdi
Dolayısıyla bu açmaz birçok yerde, hele aşırı uçtaki uç örneklerde bizi zorluyor gerçekten. Yazarları da zorluyor. Ama en çok öğretmenleri zorluyor, onun farkındayım. Ve okuldaki kütüphanecileri zorluyor, okul kütüphanecilerini zorluyor. Çünkü okul kütüphanecisi veliyle karşı karşıya geliyor ve diyelim çocuğuma niye bu kitabı okuttunuz diyebiliyor. Çocuk istemiş çünkü o kitabı. Çocuk istiyor o kitabı. Çünkü okul kütüphanesinden seçilen kitaplar biraz çocuğun kendi özgürlüğüyle seçtiği kitaplar. Öyle olmak zorunda. Neyse. Şimdi biz yine dönelim. Atölye burası. Biz kitabı yazacağız. Şimdi yazarken hedeflediğimiz okur kitlesi kim olacak? İşte burada bunu söylemek için buraya kadar getirdim konuyu. Yani ben bir hedef okur kitlesi seçmeliyim. Tamam, çocuk da. Ama ben çocukların neleri çok sevdiğini analiz ettim diyelim. Çocukların istediği kitabı yazarsam öğretmenler beni okula sokmaz. Anne babalar kitaplarımı evlerine sokmaz. Gerçekten öyledir. Yani şimdi açık konuşalım. Çocuklara ne yemek istediklerini sorarsanız ki ben hala öyleyim, işte patates, köfte, pilav filan derler. Her öğünde bunu diyebilirler. Peki her öğünde bunu yedirir miyiz? Hayır. Peki ne yapacağız? O zaman bir şekilde demek bir irade koymak zorundayız. Peki nasıl yapacağız bunu? Yasaklayarak, hayır. Hayır. Bir şekilde zaten anne babalık kolay demedik ki. Kimse bir bahçesi vaat etmedi. İkna gücümüzü kullanacağız. Elimizden geleni yapacağız. Zor çocuklar olacak, başaramayacağız. Ağlamalar, zırlamalar olacak filan. Yemek de o konusunda söylüyorum şu anda. Kitapta biraz daha farklı ama sonuçta kitapta da yapmamız gereken şeyler bir şekilde yumuşak yönlendirme. Yani bir şekilde bir görev, ödev baskısı vermeden, yani birlikte okuyarak belki, kolay demiyorum. Evet. Ama şu ferahlığı yaşamamız gerekiyor. Yanlış bir kitap diyelim, çok olumsuz bir kitap, çok güzel olmayan bir kitap, çocuk çok bayıldı, okumak istiyor falan. Okusun, hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Hepimiz hayatımızda ne yanlışlıklar yaptık, ne yanlış kararlar aldık, doğru olmayan kararlar, tercihlerde bulunduk. Bulunmadık mı? Bulunduk. Bir edebi ölçütün, bir estetik ölçütün oluşabilmesi için hepsini görmek lazım. Bunu niye beğenmedim, bunu niye beğendim? O rastgele şeyler değil onlar. Bütün onların da oluşabilmesi için bir okuma birikiminin de oluşması lazım. Okuma birikimi sadece iyi şeyleri okuyarak olmaz. Dolayısıyla şimdi yazarın burada ne tip okuru, nasıl bir okur hedeflediğini belirlemesi önemli demiştim. Yani bu bir kere bir kritik nokta. Şimdi ayrıca yazar da bir insan ve onun da bir dünyaya bakışı var, anlatmak istediği şeyler var. Şimdi burada şöyle bir şey geçerli değil. Ben hiçbir mesaj vermiyorum. Böyle bir şey yok. Hiçbir mesaj vermeyen bir selamlaşma bile olamaz. Evet. Yani bir gökyüzü mavi dediğiniz zaman bile bir mesaj verirsiniz. Bunun şeyi yok. Şimdi eskiden yani tabir de öyle mesela. Kameranın objektifinin adı objektif. Biz objektifi, kameranın objektifini yani lens, onu objektif diyoruz. Objektifi Türkçe'de aynı zamanda nesnel anlamında kullanıyoruz. Şu varsayımdan yola çıkıyoruz. Kameranın duyguları yok, düşünceleri yok, beyni yok. Böyle nesnel görüntüler alıyoruz. Mesela bu gazeteciler için eskiden kullanılırdı işte. Nesnel yani baktığını çekiyor. Hayır, öyle bir şey olmadı. Hemen çık çok kısa zamanda ortaya kondu ki kamerayı nereye tuttuğumuz da önemli. Yani ne yaparsak yapalım bir mesaj veriyoruz. Hangi amaçla tuttuğumuz? Tabii ki. Şimdi burada kastedilen aslında bir slogana indirgememek, bir çocukları güdülememek. Şuncu yapacağım çocukları, buncu yapacağım çocukları. Şimdi bunlardan kaçınacağız. Yazmanın başına oturduğumuz zaman bizim edebiyat yapmak, edebiyatla bir şeyler, edebiyat çamurunu yoğurarak bir şekil oluşturmak dışında bir kaygımız olmamalı. Çocuklara Osmanlıca öğreteceğim, çocuklara Öztürkçe öğreteceğim falan. Dilde de bu olmamalı. Çocuklara işte şucu yapacağım, çocuklara bucu yapacağım, bu da olmamalı. Sizin ek bir kaygınız olmamalı. Sizin sahip olmanız gereken bir öykü. Geçen Beyci Ak arkadaşım çok güzel söyledi. Yani öykünün çocuk edebiyatına kaçıp sığındığını söyledi ki çok
birikimiyle de çok besleyerek anlattık bunları. Şimdi bir öykü. Bir öykü yoksa, çocuklar için konuşuyorum. Okurup yazmanın da bir anlamı yok. Keyfiniz için yazın. Yani yazın, yazmayın da yazın ama onu çocuklara sunmaya çalışmanın bir anlamı yok. Çünkü bakın, çocuklar bizim duygulanımlarımızla ilgilenmiyor. Camdan baktım, bugün içimi bir hüzün doldur kapladı. İşte, hayır, bunlarla ilgilenmiyor çocuk. Pratik şeylerden söz ediyorum şu anda. Okumaz çocuk bunu. Çocuk tek bir nedenle okur. Bakın yetişkin. Diyelim çok saygı duyduğum bir yazar. Bu yazarın kitaplarını okumalıyım. Okur. Bu nedenle okur. Sıkıntı da okur. Ulysses'i okur. Ulysses birçok kişi için sıkıcı bir metindir ama okur. Proust'un kitaplarını okur. Sıkıcı, zor okunan kitaplardır. Sıkıcı doğru bir sözcük değil burada. Zor okunan kitaplardır. Güç okunan ama okur. İlişkin okur. Nobel almış der, okur. Nobel'e aday olmuş der, okur. Ya da işte filan, okur. Çocuk bu nedenlerin hiçbiriyle ilgilenmez. Yavrum bunu oku, bu ödül al. Hayır. Maurice Sendak, Amerikalı Caldecott ödülü sahibi yazar, öldü. Ona bir ödülü, Caldecott ödülünü aldığında 64'te almış, 65, 66. Bir kokteyl sırasında bir kadın yanaşıyor, yanına gidiyor. Sayın Zendak diyor, işte ben diyor, tebrik ederim sizi. Sizin bu kitabınızı ne zaman çocuğuma okusam, çocuğum kendini yerlere atıyor, hıçkırıklarla gözyaşları, ne yapıyorsunuz diyor. Niye okuyorsunuz o zaman diyor madem böyle. Ödül aldı ya kitabınız, onun için. Çocuksunuz geçerli değil. Çocuk tek bir nedenle okur. İlgisini çekerse. Çocuğun ilgisini çekmek istiyorsanız bir öykü anlatmanız gerekiyor. Anlatı değil, öykü. Evet. Öykü anlatmasın çocuk okumaz. Olaydı o zaman. Şimdi varsayıyorum ki bu atölyenin içindeki arkadaşlarım ve bir çocuk kitabı atölyesi içindeki arkadaşlarımın bir öyküsü var. İlginç bir öykü. Anlatılması çocuğu bir dakika, o merakı uyandıracak olan bir öykü. Bu merakı uyandırmıyorsa bir çalışma disiplini sağlamak bakımından yazın. Ama onu yayınladığınız zaman çocuğun okumayacağını önceden... Şimdi bu editörlük de sonuç olarak 40 yıldır editörlük sıfatını bir şekilde hak ederek etmeyerek taşıdım sırtımda. Taşıyorum. Şöyle şeyler çok olur. Özellikle benim neslimin ve üstünün böyle bir şey dönemi olduğu için biz toplumcu gerçekçilik döneminde o dünyayı değiştirmeye çok hevesli olduğumuz gençlik dönemimizin bir kalıntısı olarak dünyayı değiştirme çabasında yanlış bir şey görmüyorum. O dönemin bir kalıntısı olarak sözün gücüne çok bağlıyızdır yani. Bu söz çok önemli, bu söylenmeli falan. Hemen o sözü söyleyince bir şeyler değişecek zannederiz. Dolayısıyla şöyle örnekler çok gelir oraya gelen kitap. Bunları çocuklar mutlaka okumalı, bunlar çok önemli. Ama ilginç değil. Sonra okumayacak. Okumalı, okumuyor. Bir şair, büyük yazar, şair. Bir fuarda yaklaşmıştı işte şiirlerim var yayınlar mısın filan. Çocuklar şiir yani pek şey yapmıyor dedim yani böyle bir durumu anlatmak istedim. Bir gerçek bu objektif gerçek. Şiir kitapları satmaz. Tiyatro kitapları satmaz. Bundan ben sorumlu değilim, suçlu değilim. Sayılar söylüyor bunu. Ben bu çocuklar şiir okumasın mı diye küstü bana. Küstü derken küsmedi tabii ya ona böyle bozuldu. Ama gerçek bu. İşte aynı şekilde çocuklar ilginç bir öykü okumak isterler. Bizim çok değerli, dünyayı değiştirecek, dünyayı allak bullak edecek değerli görüşlerimizi merak etmezler. Onlar bununla ilgilenmez. Şimdi yazdıklarımızın içinde bu görüşlerimizin nüveleri, özü, o ayrı bir konu. Başka bir konu. İki sık düşülen yanlışlardan biri. Çocuklar bizim çocukluğumuzla asla ilgilenmez. Bunu yayınlayayım. Çocukluğumda ben bunları yaşadım. Tamam, aferin yaşadın ama bunları çocukların okuması şart değil. Zaten okumazlar. İlla ki çok ilginç şeyler yaşamış olabilirsiniz. Yani çok ilginç şeyler. Çocukken babam beni kaçırmıştı mesela. Annemden kaçırmıştı arabayla sokaktan. Bayağı polisiye bir şey. Arabayı yoldan tuttular kolundan. Araba. Şimdi bu ilginç bir şey. Bunu ben anlatabilirim. Ama sırf çocukluğum olduğu için değildir bunun ilginç. Yani çocukluğum
dan bir parça olduğu için ilginç değil bu. İlginç olduğu için ilginç. Ha, böyle ilginç şeyler yaşadıysanız bunu öykünüze yedirin, tamam. Ama çocukluğumu anlatıyorum. Şurada doğdum, bilmem. Ben Gönen'de doğdum ayrıca. O çok güzel bir öykü, baştan bir kitap. Şimdi diyelim bunları da hallettik. Yani işte, çocukluğumuzu anlatmıyoruz. İlginç bir hikaye de bulduk. Peki bunu nasıl anlatacağız çocuğa? Bil. Süremize de bakayım. Süremiz biraz daha var. 20 dakikamız var. Tamam, yani kitabı bitirelim çünkü. Aha. Yayın evi bekliyor. Yayın evini bekliyor, evet. Şimdi Bil. Bil de bunu söyledim, tekrar edeyim. Bil militanı tavra gerek yok. Şu dili kullanın. Hayır. Öykünüzü en iyi anlatacak dili kullanın. Ben işte hep Öztürkçe sözcükler. Ben bir zamana ciddi Öztürkçecilik yapmış biriyim yani böyle. Hayır, gerek yok buna. Bir de şöyle bir şey var öğretmenim, affedersiniz. Hani hep diyorlar ya, çocuk yazınında ürün verecek kişilere çocuk dili, çocuğun anlayabileceği dile inmek gibi bir, bazen genelde böyle bir ifade geçiyor. Ama sizin bahsettiğiniz bununla ilgili değil, değil mi? Aslında çok geniş bir şey bu. Yani çocuk her sözcüğü ya da kullanılabilecek her şeyi anlayabilir yani düzeyde. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şöyle, çocuğa yönelik değil, o yanlışa götürür insanı hemen. Çocuksu ve biraz da hani sanki çocukların zekaca, akılca eksiklikleri varmış gibi bir yanlışlığa götürür. Öykünüzü en iyi anlatacak dili seçmek. Şimdi bazen şey olabilir, yani o öykünün içinde bir çocuğa normalde yabancı gelebilecek, benim Ayşe ile Ne Oldu diye bir macera kitabımda bigudi var, anahtar bir şey, nesne. Şeyin, Ayşegül'ün bulunmasında rol oynayan bir saç bilmem işte. Bir. Şimdi çocuk bunu bilmeyebilir ama siz öykünün içinde onun gidişatından bir şekilde yedirerek onu benimsetir, anlatırsınız. Yani hiç içinde çocuğun bilmediği sözcük olmasın ya da kavram olmasın demiyorum. Çünkü vardır mutlaka, kaçınılmaz olarak vardır. Hangi çocuğa yani bir tane çocuğa okumuyor, şey atmıyorsunuz, kitabı sunmuyorsunuz. Şimdi bunu vurguluyorum özellikle. Dil de bir dil militanlığını. Çocuk kitabını buna alet etmeye gerek yok. Kendi anlayışınız ne olursa olsun. Siz öykünüzü en vurucu, en çarpıcı ve en ilginç, yine başa dönüyorum, ilginç şekilde anlatacak dili kullanmalısınız. Sapmalar, virajlar ve ya çıkmışken Migros'a da uğrayayım. Bu mantıktan uzak duracağız. Yani çocuk işte telaşla bir macera falan, evden çıkacak falan ya da işte hemen geldi heyecanla eve girdi, bir şey alacak çıkacak, gelmişken dişlerini fırçalayayım. Dişler fırçalamak, hayır şimdi yani. Bitti yani, bütün tempoyu düşürdün. Neden? Yani çocuklar dişlerini fırçalamalı. Onun yeri burası değil. Onu anaokulunda ya da okulda öğretiyorlar. Aile içinde eğitebilirsin. Çok küçükken bu amaca yönelik eğitim kitapları, onlar yanlış değil, onlar gerekli ve yapılıyor zaten. Ama sizin romanınızın veya çocuğa yazdığınız öykünün içinde yeri yok. O, onun kurguyla ilgisi yok zaten. Hı hı. Kurgunun içinde bir yeri varsa o ayrı bir konu. Kurgunun içinde bir yeri olabilir o. Yani işte, bunu zaten öykü belirler kendiliğinden. O öykünün içinde dolaştığınızda olur. Mesela diş fırçalama yüzünden bir iki dakika bir şeye gecikir. O anahtar bir olayın başlamasını sebep falan filan. Dolayısıyla bu uğramalar, o yazarın bir türlü içinden atamadığı, yani çocuk bu bir şey de verivereyim, bir mesajla şunu da verivereyim. Bunlardan yok. Sen öykünü anlat. Sen öykünü anlat. Şimdi başladık. Bir şekilde baş. Ha, şey, bir takım teknikler, ilk cümle çok önemli. Yani o kadar da abartmanın alemi yok. Yani ilk cümle, güzel bir ilk cümle bulamazsın da ikinci cümlede topar. Yani o kadar böyle fetiş haline getirmenin alemi yok. Aa, ben ilk cümle için işte 3 ay düşündüm falan. Yok, öyle bir şey yok. Yani düşünüyorsan zaten devamını da düşünüyorsundur. O bütünsel olarak düşündüğüm bir şeydir o. Şimdi yazarların burada farklı üslupları olabilir. Hangi noktada? Başlayıp devam etme noktasını. Şimdi bazı yazarlar, mesela Gülten abla, Gülten dayı oldu, böyle söylemişti. Bir panelde birlikte konuştuk. Yazarlar nasıl yazıyor diye, nasıl tekniklerini sordular. Gülten abla dedi ki, ben dedi bir romanımı dedi başlarken dedi kağıt kalem alıp dedi bütün hepsini sonuna kadar ne olacaksa onun iskeletini dedi belirlerim. Sonra içini doldururum dedi. Bu bir üslup. Mesela ben öyle değilim. Dolayısıyla burada yazarımızın, şimdiki bu birlikte çalıştığımız yazarımızın bu konuda bir seçim yapma şansı var. Ben ne yapıyorum?
Ben diyelim şu karşı tepeye gideceğimi biliyorum sonuçta. Bir amaç var tabii yani. Rastgele ortalık bir nereye gidiyor? O zaman bir yere gidemezsiniz çünkü. Bir yönünüz var. Şu karşı tepeye gideceğim ben. Şu ilerideki görünen tepeye gideceğim. Böyle ufuk tepe, bulutlar filan. Bunlar ileride gözüküyor dağ. Önümde bir orman var. Sonra bir işte diyelim tepeler var, bir ırmak var. Onları aşacağım ve karşı tepe. Şimdi ormanın başında ben duruyorum, yolun başında. Ve eğer birisi tam ben oradayken benim önüme bir plan getirse. Bak senin için gideceğin yolu patikayı tek tek işaretledik işte. Şuradan kavak ağacının oradan sola sapacaksın, oradan şuraya geçeceksin, oradan şu. Ben o yolculuğa çıkmam. Benim üstüm. Çünkü ben zaten o keşfi seviyorum. Ben ormana dalacağım. Tepeye gideceğim biliyorum bakın o belli o. Dalacağım ormana. Büyük bir dev bir kayalık var. Onun belki üstünden tırmanacağım. Solundan geçmeyeceğim. Ama siz şemada solundan geçtim. Ama ben belki üstüne çıkacağım. Üstüne çıkınca yükseldiğim için belki başka bir şey göreceğim. Irmağın kıyısına geldiğimde siz diyor demişsiniz ki solda köprü, sağda köprü var. Oradan git demişsiniz planda. Ama ben belki yüzeceğim karşıya. Veya biraz daha yürüyeceğim ve başka bir patika bulup başka bir yerden ırmağa geçmeden gideceğim. Yani o keşif yazmanın hazzını bana yaşatan şey zaten o keşfin ta kendisi. Mesela benim üslubum bu. Yoksa ben oturup yazamam, sıkılırım. Dolayısıyla burada okurum, yazarımızın, bugünkü aramızdaki yazarın bir seçim yapması lazım. Gülten abla gibi her şeyi adım adım şurada şu, şurada şu, şurada şu, şurada belirleyebilir ve yol boyunca hiç değiştirmez. Ya da benim gibi kendini hani kervan yolda düzülür misali ama kervan yolda düzülür yanlış anda anlamamak lazım. Gideceğim yer belli bakın o kesin. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ian Beck, Tom Truehart üçlemesinin yazarı İngiliz. 2006'ydı onu kitabını yayınladık, çevirdim, yayınladık ve işte Türkiye'ye davet ettik. Bir sohbet sırasında şöyle bir şey anlattı. Tom Truehart 12 yaşında bir çocuktur. Macera şöyle başlar. Babası ve abileri kaybolmuştur. Onları bulmak için evden çıkar. Ev işte çıkınını verir annesi. Çıkınla yiyecekler verir. Çıkar şöyle omzuna. Kapının önüne çıkar. Eve son kez bakmak üzere geri döner. Eve bakar yani. Hani ne zaman döneceğim acaba diye annesi de onu uğurluyordur pencereden ya da kapıdan. Eve döndüğünde evin bacasına da gözü ilişir. Bacanın üstte bir karga vardır. Yazarken böyle işte sonra kargayı gördü. Karga ona merhaba dedi. Bir dakika der. Ben bunu planlamamıştım. Sonra devam eder. Karga bana merhaba dedi ve karga ona merhaba dedi. Tom'a merhaba dedi ve aşağı indi, omzuna kondu diye devam eder. Bana anlattı bunu bize. Dedi ki ben o ana kadar kargayın oraya konacağını ve karganın da masala şey, maceraya dahil olacağını planlamamıştım. Son da aklıma geldi. Şimdi bu sürpriz bir şey. Ve bakın Tom Truant üçlemesinin baş oyuncusu Tom Truant ise ikinci yan kahramanı o kargadır. Şimdi bakın Ian Beck yola çıkarken bunu bilmiyordu. Dolayısıyla benim tarzım bu yüzden sürprizlere biraz daha açık bir tarz. Gülten ablanın tarzında da bu mümkün olmaz demiyorum. O da cayabilir sonradan. Diyelim planına uyuyor. Ha, bir dakika ya burada aklıma güzel. Yani onu da şey yapmıyorum. Sadece bir tavır meselesi bu. Şimdi başladık yazmaya. Şimdi burada dikkat etmek gereken bir şeyler var. Bir kere bir kahramanımız veya kahramanlarımız olacak. Bunu nasıl seçeceğiz? Kahraman seçeceğiz. Bu kahramanın tabii önce şunu söyleyelim. Hayvan olabilir, insan olabilir. Kahraman her şey olabilir çocuk kitabında. Bir taş parçasının kahraman olduğu çocuk kitabı var. Bir bakteri olabilir. Koronavirüsü kitap kahramanı olabilir. Lanet olsun, olmasın diyor. Yok olsun. Ama olabilir. Her şey kahraman olabilir kısacası. Fakat bu kahramanın bazı özellikleri olması gerekir. İlgi çekici olması ve kurguyu ilerletmede bize yardımcı olabilmesi için. Bu sadece çocuk edebiyatının değil, genelde edebiyatın da, tabii postmodern edebiyat farklı ama klasik edebiyatında bir ne diyelim özelliğidir. Kahramanımızın bir üstünlüğü, üstün yönü olması gerekir. Bir gücü olması gerekir. Buna en iyi örnek aslında Süpermen'dir. Süpermen malum işte Krypton gezegeninden dünyaya, Krypton gezegeni patlamadan önce annesi babasının füzeye koyup dünyaya attığı bir küçük bebektir. Yer çekimi koşulları farklı olduğu için bunu kızlar bilmez daha çok erkekler bilir. Bir roman hiç erkeklerin alanıdır genel olarak. Ama filmini izlemiştir herkes.
Ve dünyada tabii süper güçlere sahip olur aradaki gerçek. Ya yani inandırıcı mı? İnandırıcı. Bilimsel mi? Asla değil. Saçma mı? Evet saçma ama önemli değil. Kurgunun ikna edici tutamaklara sahip olması yeterli. İlla bilimsel olması gerekmiyor. Ve bir gücü vardır Superman'in. Evet, Superman kahramanımızın bir gücü vardır. Uçar, Atlantikleri havaya kaldırabilir, uçurabilir falan böyle bir güç. İnanılmaz bir şey. Heyecan verici, ilgi çekici, şaşırtıcı. Tabii süper güçlerin 1930'ların Amerika'sında hukukun henüz kökleşmediği bir ortamda süper güçleri olan, adaleti sağlayan süper tartışılabilir bir sürü şey var, yönü var. Neden orada çıktığı falan. Başka geniş geniş aslında konuşması zevkli konular ama şimdi zamanımız sınırlı. Biz kitap yazıyoruz. Fakat bir zayıf yönü vardır süper gücün. Bakın kahramanımızın bir gücü olacak fakat bir zayıf yönü olacak. Bunu anlatan en iyi örnek de Aşil. Aşil topu diye deyim olarak da dilimize geçmiş. Aşil'i malum işte büyülü suya, sihirli suya daldırmıştı bebekken annesi. Büyülü suya daldırdığı için artık o kılıç işlemez, ok delmez, bıçak kesmez filan böyle bir çelik gibi vücut. İşte tabii ki filminde Brad Pitt oynamıştı. Çok da yakışmıştı doğrusu. Evet. Fakat Aşil'in zayıf bir yönü vardır. Çünkü annesi topuğundan suya daldırdığı için topuk bölümü suya değmediği için orası zayıf. Ve oradan vurulur. Yani tabii mitolojik bir şey aslında insan ruhunu veya işte durumları anlatan çok hoş bir şey. Süpermen'in de işte Krypton gezegeninden bir kriptonit parçası yakınına getirildiğinde kesilir Süpermen. Böyle kalır hareketsiz, bitkin, bitap kalır. Şimdi bu önemlidir. Çünkü macera içinde, kurgu içinde esas olarak macera gibi bir kitap yazdığımızı varsayıyorum. Çocukların en sevdiği tür olduğu için. En sevdiği tür o değil aslında. Onun en sevdiği türü söyleyeyim. Çocuk kitabında ne kadar korku, kan, ölüm, dehşet varsa çocuklar o kadar çok seviyor. Bu bir gerçek, bunu kabul edin. Ama çocuklar, Azize'sini söylemişti, çocukların ne istediğini bilelim ama onları vermek zorunda değiliz demişti. Şimdi, bir gücü olan, bir de zayıf noktası olan kahramanımızın bu özelliği bize kurguyu ilerletirken yardım edecek. Heyecanı çoğaltmamızı, azaltmamızı sağlayacak. Azaltmamızı hiçbir zaman hedeflemeyeceğiz zaten, o ayrı bir konu. İşlememizi sağlayacak bunu. Fakat bir de yan kahramanlara gelelim. Her zaman esas kahramanın, baş kahramanı bir de yan kahramanı olur. Bu motif size en çok neyi hatırlatıyor genelde klasik edebiyatta? Don Quixote, Sancho Panza'yı hatırlatıyor. Kesinlikle. Çok net bir şey. Şimdi yardımcı kahramanın işlevi nedir? Ne işe yarar? Neden yardımcı kahramana ihtiyacımız var? Birçok yerde kurgunun tıkandığı yerlerde yardımcı kahraman çözmemizi sağlar. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir ırmağa geçmek zorundayız. Böyle şurul şurul akan bir ırmak, kahramanımız geldi orayı geçmek zorunda. Maceranın kurgunun gereği. Karşıya geçmek zorunda. Fakat bir takım formüller düşünüyor işte. Mesela diyor ki şu ağacın üzerine tırmanalım diyor. Yüksek bir ağaç var. Sonra diyor oradan ağacı bir şekilde ağaçla birlikte devrilelim. Karşı yakaya doğru uzanır diyor. Orada ağacı bırakırız kendimiz. Yere düşeriz falan diyor. Bir de bunları konuşurken. Şimdi okur. Şöyle düşünebilir. Ya yazara bak. Sırf heyecan yaratmak için ne formüller üzerine düşünüyor. Halbuki ırmak boyunca yürüseler illaki bir köprü vardır yani. Yazar da biraz burada zorlamış diyebilir okur. Hı hı. Şimdi bunu köprünün olmadığı ağacı devirmenin tek yol olduğu mesajını verebilmek için yazar orada, şimdi sayın okur, sevgili okurlar, aklınıza şöyle bir şey gel, böyle bir şey yazamaz. Saçma olur. Kurgunun kendi içinde bunu vermesi lazım. Bunu nasıl sağlarsınız? Yardımcısı der ki, hadi Sancho Panza diye, ya patron, neyse, agam, aşağıda köprü var, oradan geçeriz. Niye böyle saçma şeyler düşünüyorsun der. Başka kahraman da der ki, ya sen de çok komiksin. Ya geçen ay selde yıkıldı ya o köprü. Bakın okura mesaj verildi. Bunu ama verebilmeyi teknik olarak yardımcı kahramanı borçluydu. O sayede verildi. Şimdi yardımcı kahraman bunun gibi birçok yerde işe yarar. Mesela kahramanımız zor durumlarda yakalanır, bağlarlar bir yerlere falan. Yardımcı kahraman açmıştır, çalıların arasından izlemiştir veya işte onun izini takip eder. Gider yardım çağırır filan. Böyle birçok şey çözebilir. Şimdi ne bakayım zamanımıza? 5 dakikamız kaldı ama biraz aşağı.
Kaç dakikamız? 5 dakikamız kaldı ama biraz aşabiliriz. Yok, çok şey yaparım, değerli toplu. Tamam. Şimdi bir yeri de yine bir teknik bir şey söyleyeceğim. Bir kurgu içinde bazen olayların çözümlenmesi tesadüflere de, çözümlenmesi için tesadüflere de yer veririz. Burada bir püf noktası şu: tesadüfleri kurgunun, kahramanımızın lehine çözümler bulması için değil, kahramanımızın hayatının daha da zorlaşması evet. için. Öteki türlü çünkü tempo düşer. Yani diyelim haydutlar peşinizde ya da işte vahşi bir hayvan peşinizde, ormanda kaçıyorsunuz filan, bir çıktınız oradan, kaçtınız bilmem, soluk soluğu attınız, ensenizde hayvanın soluğu ve birden bir patikanın veya bir yola çıktınız, yolda bir arkadaşınız geçiyor tesadüfen arabayla, hemen arabayı sizi aldı götürdü. Burada böyle bir hani kızgın tavaya şöyle bir soğuk su dökmüş gibi oldu diye bütün tempo düşer. Ama ne olur? Ensenizde vahşi hayvanın, yırtıcı hayvanın sesi, şey soluğu, siz kaçıyorsunuz ve önünüze birden asla aşılmaz bir uçurum çıktı. Bakın, hayatı daha zorlaştı. Hı hı. Peki, sorular olabilir. O yüzden daha uzatılabilecek bir konu bu. Kesin sorular. Rica ederim. Şimdi öncelikle hemen katılımcılarımızdan şu gelmişti. Ben de oraya not alacaktım. Biraz önce bahsettiğiniz üçleme bir kitap vardı Inbox'ın galiba. Bunu acaba tekrarlayabilir misiniz öğretmenim? Tabii. Şey, oradaki olayı mı? Yok, kitabın ismini rica etmiş. Tom Trueheart, Cesur Maceracı. Cesur Maceracı. Yazayım şuraya isterseniz. Ben de şimdi oradan yine cevap kısmından iletirim ama Cesur Maceracı olarak üçleme kitap serisinden bulabilirler. Üçüncüsü galiba daha çıkmadı da ilk ikisi. Evet, bir de şöyle bir soru gelmiş. İlginçlik, yani olay örgüsünde ilginç bir şey olması gerekiyor. Özellikle de çocuk yazınında. Evet. Peki bu ilginç olan şey dönemlere göre değişiyor. Günümüz çocuğunun ilginç bulacağı şeyleri takip etmek için ne yapacağız? Gibi bir çok soru doğru gelmiş. Yerinde bir şey. Bakın, çocuk edebiyatında Türkiye'deki gelişiminde dönemler oldu. Mesela bir ara Hayaletler, Hayalet Avcıları filan filmi üzerinden bir gelişti. 90'lı yıllarda böyle hayalet var. Arkadan dinozorlar geldi. Ondan sonra vampirler geldi. Kitaplar çıktı. Küçük vampir. Apa yayınları vardı. Rahmetli oldu yayıncıları. Onları yayınladılar. Bodenburg'un kitapları. Sonra şey geldi. Transformers. Evet. Araba dönüşen robotlar vesaireler falan geldi. Onların kitapları çıktı. Ama onların çok böyle çocuk ileri yaş edebiyatına yönelik ürünleri yoktu. Daha çok oyuncağa yönelik ve küçük çocuk kitaplarına yönelikti. Zombiler geldi en son. Şimdi en son Marvel çizgi romanlarının kahramanları birden tabii, böyle patladı son 10 yıldır. Onlar zaten hep vardı. Hı hı. Dolayısıyla evet, çocukların ilgisi zaman içinde değişiyor. O değişmeyen şeyler var. Mesela okul ortamında, sınıf ortamında geçen mizahi durumları anlatan öykülerin modası pek geçmiyor. Yani bugün Eric Kästner'dan başlıyorsunuz, Astrid Lindgren'den geliyorsunuz. Günümüzde hala işte okul öyküleri, sınıf parodileri anlatan öyküler hala ilgi çekiyor. Çünkü çocukların hayatı o ve bir okul, bir çocukların devletle ilk karşılaştıkları yer okul. Ve tabii bir otoriteyle karşılaşma komediyi, mizahı fazlaca doğuruyor. Yani bugün ben ayağım kaysa çocuğun önünde düşsem güler ama okulun otoriter ve çatık kaşlı müdürü muza kabuğuna basıp düştüğünde çocuk daha çok güler. Göstermese bile. Bir otoritenin, mizahın kökenlerinden, kaynaklarından biri bu. Dolayısıyla mesela doğru olsa da bazı temalar aslında hiç değişmiyor. Hı hı. Son şeyi bağlayalım isterseniz. Yani yazarımız kitabı hazırladı, bitirdi ve sunacak artık. Tamam. Son şimdi, süreçte editoryal olarak nasıl bir süreç oluyor? Şimdi bir kere kitabı bir test etmek isteyebilirsiniz. Çok hı-hı. sevdiğimiz kendi çocuklarınızla birlikte. Tabii okutun, o ayrı bir konu ama hı-hı. doğru cevapları biraz daha yabancı gözlere, gözlerden bekleyin. Size, hatta size gıcık olan birileri varsa hatta daha iyi olur. Çünkü bakın, övgüler çok şey öğretmez bize. Eleştiriler öğretir.
okurunuz o kitabı sizin için hani bir göz atayım diye okuduğunda kaşına gözüne falan bir bakın, alnının kırıştığı yerlere bir dikkat edin, oralara mim koyun. Ya da size ya şurada şunu mu demek istedin diye sorduğunda tamam siz açıkladınız, cevap verdin, ha tamam dedi, devam etti. Ama şimdi bütün okurlarınızı açıklayamayacaksınız, orayı mimleyin. Orayı soru uyandırmayacak hale getirin tekrar. Ama şeylere dikkat edin. Asıl eleştirilere dikkat edin. Sonra aldınız yayın evine, yayın evlerine gönderdiniz. Eğer yayın evleri onu yayınlamaya uygun bulursa sizi arayacaktır. Ona bir süre vermeniz gerekir. Yayın evleri bilirler. Yani işte 3 ay, 6 ay neyse zamanına göre. Bazen çok harika bir şey yapadıklarını düşünürlerse, onun bir şey okumasalar bile konusundan monusundan bir ilgi çekip de öne alıp okudularsa bazen bir hakikaten bir şey çıktıysa oraya bir ne diyelim hoş bir şey, bir buluş öne de alınabilir tabii. Böyle ihtimaller de var. Sonra yayın evi sizi arar. Yayın evinde muhatabınız editör olacaktır. Editör sizi arar. Kitabınız üzerinde bir çalışma başlatılır yayınlanacağı durumda. Yani red durumu tabii ayrı bir konu ama kabul edildiğini varsayıyoruz. Artık kitabın resimlemesi, işte kapağı, iç düzeni falan gibi konular editörle halledeceğimiz konulardır. Editörün işi o zaten. Ve İlk kitabınız hayırlı. Artık kitap ulaşıyor. Bu arada Adnan Saracoğlu'ndan bir soru geldi. Hemen belki kısaca onu da yanıtlayacak kadar vaktimiz olabilir. Selamlar. Evet, Yamuk Okul ve Jeremy James dizilerinin pek bilinmemesini, çok iyi bir yayın evi tarafından yayınlanmasına rağmen 15 yılda ikinci baskıyı yapmamasını nasıl değerlendirirsiniz demiş. Absürt miza çocuk edebiyatında hani sizce yer alıyor mu? Gibi bir güzel bir açılım yapmış. Güzel bir soru. Şimdi evet. Yani Sakar ya yapıtın kalitesi konusunda söylenecek bir şey yok. Hoş yazarında. Ama işte burada şey giriyor devreye. Sanıyorum. Özellikle Sakar'ın kitapları konusunda bunu test etmiş ve görmüş, incelemiş değilim ama bu okurla müşterinin ayrı oluşu rol oynamış olabilir. Sadece Yamuk Okul değil. Nice kitap aslında. Nice güzel kitap. Yani yılda 78 bin, bu yılki sayı 78.500 kitap yayınlanmış. Bunun işte %11.8'i çocuk kitabı. Yani çok çok yani inanılmaz bir sayı yayınlanıyor yılda. Bunların çok büyük bir bölümü, çok kaliteli, çok nitelikli olmasına rağmen hiçbir şekilde sosyal medyada öne çıkarılmadığı falan için böyle kayboluyor gidiyor kitapçılarda. Şey görmüyor. Çok kitap var böyle kaybolan. Hani absürt mizah çocuğun sevebileceği bir tür aslında. Evet. Süremiz çok azaldı. Hani ben bir sonraki konumuza geçmeden önce kısa bir mola olsun isteyerek artık kapanışı yapalım. Çok teşekkürler. Kitabımızı yazdık, yayınladık. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Belki çocuk yazısına... Evet. Bakalım nasıl yorumlar gelecek bunun üzerine. Kitabımız ulaşsın çocuk okurlarına. Ve bizlere de, yetişkinleri de aynı şekilde içimizdeki o çocuk hassasiyetiyle tekrar bakıp oradan güçlü duyarlılıklar çıkaralım. Ek sorularınız olursa bana yazıp sorabilirsiniz. fatih@çocuklarıicinyazmak.com beklerim sorularınızı, yazarım size, cevap yazarım. Evet, değerli katılımcılarımız da biz yine bunu bildirebiliriz. Efendim Fatih Öpmen'im çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çocuk edebiyatını, çocuk yazarını bir editoryal anlamda hani nereden bakabiliriz ve ne olmalı anlatı olarak da bunu çok keyifli noktalarına değindiniz. Çok çok teşekkür ederiz. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıcakla kalın.